Evet. Sevgili seyirciler, Ateş Attı programında iyi akşamlar diliyoruz size. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir dakika çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çalışıyor. Kayıttayız. Ay dur baştan başlatayım o zaman. Hayır, çalışıyor ya. E tamam. Gayet de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni menüsünü konuşuyoruz. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi durumu kısıtlı olan vatandaşlar için kaç paraydı? 39 TL mi? 29'du galiba. Ha, 29. Çok evet, iyiymiş ya. Evet, menü var valla. 29 TL'ye ne? Bir şey kalmadı yani. 29 TL'ye ancak ayran mayran alıyorsun yani şu an. Evet. 29 TL'ye tam bir komple menü çıkardı değil mi? Ve işte İstanbul'un kenti farklı noktalarında bunlar galiba yeni başladı hizmet vermeye. Ateş Hattı'nda bugün bu meseleyi konuşacağız. Enine boyuna tartışacağız. Karşıt görüşler olarak evet. O zaman ilk sözü size vereyim ben. Yani burada söyleyeceğimiz şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne helal olsun. Vatandaşa doyuruyor. Fakirin dostu. Güzel bir şey. Yani kardeşim bu kadar ekonomik krizin ortasında vatandaş yesin yani. Zaten vatandaş bıkmış, bunalmış. Ondan sonracıma her şey ateş pahası. Her şey böyle almış başını gitmiş. Vatandaşın nefes alacak. 16 milyonun İstanbul'u nasıl doyuracak bir dükkan? Yani bir dükkan doyurmaz ama bu bir deneydir sonuçta. Kaç dükkan açacak? He? Bunun için kaç dükkan açacak? Vallahi böyle iyi tutarsa, bir sustain, bir sürdürülebilir bir model olursa, kira mira derdi de yok nasıl olsa. Bir bakmışsın her semte başlıyor açılmaya. Belediye o zaman lokanta işletmecisi mi olacak yani? Yani evet biraz. Türkiye'de zaten bu işler hep böyle de. Bu belediyeler fakire yardım ya da işte maddi meselesi olmayana askıda fatura şey vardı ya mesela. Ya bence artık böyle belediyeler bu işlerden vazgeçirmesi lazım zaten. Yani insanlara balık tutmayı öğretmiyoruz. Sürekli ver balığı, doyurdu karnını. Birileri hep karın doyurma peşinde. Yani karın doyurup oy devşirme peşinde. Ben buna karşıyım. Evet, o öteden beri öyle ola gelmiş ama yani çünkü şey eleştiriyor. Birisi işte kömür makarna yardımı yapar. Diğeri ya. İşte dükkan açıp 29 liraya menü yapar. Ya birbirinden çok farkı yok bence bu şeylerin. Çok fark yok ama kabul etmelisin ki acayip etkili. Evet. Vatandaş kendi çıkarına bakar yani. Kendi konumuna bakar. Bu enflasyon ortamda bir yandan da şu var yani bu kadar hakikaten reel anlamda da birçok şey bu kadar pahalı olurken evet. Belediye bu fiyatlarda bunu vermesi piyasadaki bu işi yapan insanları da olumsuz etkileyecek. Doğru. Ya bir de o var yani en azından yakın böyle 1-2 kilometre alan çapındaki insanlar yani lokanta işletenler ciddi anlamda bundan zarar görür. Bunu çoğaltırsa bir de hani her yere ben bunu açayım. Doğru. Evet şey olursa gerçekten hani o piyasadaki insanlar mümkün değil ki böyle fiyatlara zaten şey hizmet versin. Doğru. Bir de tabii bu lokantalara kim gidecek, kim mesela ucuz diye maddi imkanı olan da gidebilir. Yani. İşin suyunu çıkarabilir. Yani neye ben göre? İstanbulluysam ya o hizmetten evet. Yararlanmak isterim değil mi? Yani niye daha ucuza uygun yemek yemeyeyim ki? Derim evet. Yani. Benim de hakkımdır. Sonuçta hani herkesin yani kendi bütçesine göre şu anda hani Türkiye'deki yaşamın en ekonomik şartlarda oluşması için herkes bir plan dahilinde. Evet. Harcamalarını ona göre şey yapıyor. Evet. Dolayısıyla hani kim daha uyguna ve iyi kaliteliyse yemek istemesin ki yani. Evet. Dolayısıyla evet serbest piyasa şartlarının aksine böyle bir suni bir şey olmuş oluyor aslında. Haklısın. Ama öte yandan da böyle birçok insanımız da açlık sınırına yaklaştı yani milyonlarca hatta. Hele bu İstanbul'da geçinmek daha da zor. Yani şuradan şuraya gitmek artık ateş pahası. Hakikaten İstanbul çıldırmış vaziyette. İstanbullular da bu ekonomik krizi en korkunç şekilde yaşayan Türkiye'de onlardır yani.
Bu başka yere benzemiyor. Hakikaten bu 15 milyonluk bir metropolden bahsediyoruz. Herkes de ekmeğinin peşinde. Ekmek de aslanın ağzından başka taraflarına doğru gitti. Midesinden de geçti artık. Geçti Bağırsaklara geçti. bağırsak. Yani ekmeğinin peşinde herkes. Dolayısıyla böyle yani her tür hani burada Tesco diye bir market var. Every little helps diyor. Her tür ufacık bile olsa bir yardım edecek her tür inisiyatif şeydir. Başımızın tacıdır gibilerden düşünüyorum ben de. Ne yapayım bu şeyde, bu yoklukta vatandaş için? Ya Vatandaş artık çaresiz. Ne tür ufak çare varsa sarılacak yani bu şeyde. Ne yapacak? işte aslında onun şeye dönmesi lazım bence. Eski zamanlardaki gibi yani herkes kendi halkası içerisinde Evet. bu akrabalarından başlayıp komşularından başlayıp ihtiyaç sahibi olan insanları gözetiyor olması lazım. Bunun Evet. sorumluluğu olması lazım. Dolayısıyla bence yani her bölgede bu anlayış çoğaldığı vakit o zaman belediyeymiş bilmem neymiş daha mı genel hani merkezi otoritenin bu tip bunu da yani popülist bir politika haline getirmeye ihtiyacı kalmayacak. Haliyle yani biz vergilerimiz açıkçası ben vergilerimin daha bana dönecek bir şekilde kullanılmasını isterim yani. Yani şey istemiyorum tabii ki aç insanlar olmasın etrafımızda ama ya Evet. bu her birimizin de sorumluluğu olsun, bu sorumluluğu hissedelim. Yani nasıl etrafımızdaki kedi, köpeklere nasıl mama veriyoruz değil mi? Besliyoruz yani sokağımızdaki veya işte etrafımızdaki hayvanları. Ya bir şekilde o içgüdü çevremizdeki insanlar için de geçerli olması lazım. Yani mesela hani kurban geliyor ya, kurbanda ne? Hani yakındaki fakirlere, ihtiyacı olanlara et dağıtılır. Aslında hani mantığı da şeydir. Ete protein ihtiyacını ulaşamayan çünkü pahalı bir tüketim Evet. aslında Hı. ulaşamayan insanların bundan yararlanmasını sağlamak. Yani Evet. orada et kesip aslında biriktirmek değil Evet. mevzu değil mi? Ya burada da onun artık insanların yani vatandaşın bireysel bir görev haline getirmesi lazım. O yüzden hani hakikaten gelen bu politikayı devam ettiriyor. Şimdi bu devam ettirince insanlar da şey altında kalıyor bence. Yani yardım alan insan her zaman 1-0 mağlup konuma geliyor. Borçlu hissediyor kendini. Borçlu Evet. hissedince bu borcun karşılığı oy olmuş oluyor. Ben Evet. açıkçası karşıyım. Yani bunun yapılmaması gerekiyor. Yani Evet. belediyenin de bence görevi bu değil. Yani şeyi açmak hiç değil bence lokanta. Yani Evet. daha önce bir soğan patatesi artmıştı. İşte yerel böyle şeyde meydanlarda biliyorsun şey kurulmuştu. Evet. Böyle. Belediyenin yani veya bir şeyin görevi bu değil ki yani. Ya Evet. politika üretmek yani. Hani üretilen politika ne? Yok. Öyle vallahi işte sustainable Karşı. değil tabii ki. Hiç sürdürülebilir bir şeysi yok bunun. Reklam kokan hareketler bir taraftan evet. Ama öte yandan o dediğim mesela çevremizdeki hani imkanı olmayan insanlara yardım edelim. Onu biraz böyle biz onu çok tükettik ya Türkiye'de artık yani. Mesela bu yardım kuruluşları ile ilgili yaşanan bir sürü skandallardan tut. İşte hayır yapma dürtüsünün artık bir karşılığı yok toplumda. Yani mesela şimdi birçok insan artık şey diyor, ölsünler gerekirse açlıklarından. Verdiler ya oy bilmem kim hangi kesime falan. Öyle Tamam. bir anlayış var yaygınlaşmış Doğru. olan. Bence kutuplaşmanın tezahürü o da. Bak, o Kutuplaşma kadar artık şey oldu ki. o Yani kadar bizden böyle olmayan kesifleşti. ölsün. Evet. Benden olmayan ne yaparsa ölsün, gebersin falan gibi bir korkunç bir yere savrulduk ne yazık ki. Tamam. Bir de ama hani insanlar hakikaten çok stresliler Türkiye'de. Yani nereye baksan böyle patlayacak hazır bomba gibi yani insanlar hakikaten çok gene çok iyi sabrediyor bence insanlar. Gene çok iyi dayanıyorlar çünkü o kadar büyük bir geçim derdi baskısı, zam şeyse bombardımanı altında yaşıyoruz ki. Yani Türkiye'deki vatandaşların üzerinde o kadar büyük bir yük var ki. Ya çoluk çocuğuna ben ne götüreceğim? Yarınları adına insanlar inanılmaz karamsar, ümitsiz. Bununla böyle bir ortamda ben kime yardım edeceğim? Ben kendi başımın çaresine bakarım modunda insanlar ya. Tamam canım yani zaten yardımın aslında hani verenin alanın aslında tarifi belli.
olan, yani varlıklı olan zaten vermekle mükellef orada. Ama tabii ki yani şununla şey yapmıyorum. Mesela büyük şehirlerde biraz insanların birbirini tanıması maalesef çok mümkün değil. Uzaklaşmaya başladı. Hani komşuluk ilişkileri de azaldı. Evet. Yani bu bir neden olabilir ama ben şeye açıkçası ben de herhangi bu tip yardım kuruluşu altında faaliyet gösteren STK'lara açıkçası çok mesafeliyim. Evet. Toplumda da bunun güven kırıcı birçok şeyi yaşandı. Dolayısıyla hani yine hani konu bence şuraya geliyor yine. Hiç olmazsa komşumuz da olmayabilir ama akrabamız vardır. Bence yine o akrabayı da gözetmek de başka bir şey. Evet. Yani hani hadi komşunu tanımıyorsun, en azından akraban var. Bir tık uzak akraba da olabilir vesaire, bilmiyorum. O yüzden hani insana erişeceğimiz şey hala var bence. O yüzden hani ben de hiçbir STK'ya açıkçası hani çok böyle güvenip yardım. Çünkü yardımımın birisine temas ettiğini açıkçası şahit olmak daha makul bir şey gibi geliyor bana. Yani ben hani verdim işte ya tamam ya yardım yaparlar anlayışından ziyade. Açıkçası hani bileyim tabii ki yani bunu göstererek bak ben yardım ettim karşıdaki ezici anlamda asla kastetmiyorum evet, ama. Evet. Yani hani ya benim hani bu içimden geldi sana da hani bu zor günde destek olmak istedim vesaire. Hani bir şey anlayışı vardır ona. Evet. Neyse ya bu olabilir. O yüzden hani ben açıkçası bunun en güzeli olduğunu düşünüyorum. Hele bir de yakınımızda bir insan varsa daha muhtaç olabilecek bence o dokunulabilir. Yani burada tabii şöyle bir şey ortaya çıkıyor aslında. Mesela kurumsal ve sürdürülebilir anlamda devletin de yapması gereken pek çok şey var. Ama Türkiye devleti bunların hiçbirisini yapmıyor şu anda. Yani evet. Korkunç makas açılmış vaziyette. Mesela İngiltere, mesela şöyle diyebilirsin oturduğun yer. İngiltere kapitalist bir yer. İşte acından ölsen kimse devlet falan bakmaz. Türkiye ise sosyal devlettir. Her zaman gideceğin yere. Tam tersi. Şimdi bakıyorum ben mesela, kıyaslıyorum. Yani mesela bu pandemi döneminden sonra İngiltere'nin yaptığı sosyal yardımlar vatandaşlarına inanılmaz yardım etti. Mesela dükkanını kapattın. Kapattığın her gün başına sana devlet karşılığını verdi burada. Evet. Türkiye'de esnaf kan ağladı, mahvoldu yani. Doğru. Aynı şekilde mesela evde evde geçirdin ya pandemi döneminde. Daha fazla sana elektrik ve doğal gaz faturaları geldi ya, su faturası vesaire. Bütün o faturalarda ne kadar ekstradan harcadıysan İngiltere devleti sana form yolluyor, tamam mı? Ve sen onu kendin hesaplıyorsun. Bak bu çok enteresan bir nokta. Kendin hesaplıyorsun ve hesapladığın miktarı hiçbir kanıt vermeden İngiltere hükümetinden, verginden geri istiyorsun, vermiş olduğun verginden. Ve sana ne kadar dediysen hiçbir kanıt aramadan İngiltere devleti güvenerek sana bunu da otomatik geri yolluyor. Bak bu insana, vatandaşına olan güvene bakar mısın yani? Evet. Senin ne kadar miktar harcadığına sen karar veriyorsun. İşin tabii şeyini çıkarmaman lazım yani. Hani faturaların miktarı belli yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama mesela ben onu doldururken bayağı stres oldum. Niye? Çünkü ya acaba doğru miktarı söylüyor muyum? Fazladan milletin hakkına girmeyeyim falan. Bana güvenmişler, tamam mı? Ben koyuyorum ya onu. Ya ben o kadar da muhtaç değilim sonuçta. Tamam fazladan harcadım ama yani başka milletin de hakkına girmeyeyim diye ekstradan dikkatli davranmak zorunda hissettim kendimi. Anlatabiliyor muyum? Hani bunun gibi aslında o kadar çok hamleleri var ki. Mesela belediyelere verilen bir vergi var. Bu sene fazladan bu ekonomik krizden dolayı fazladan ödendiği için oturduğun ev tipine göre eğer böyle aşırı lüks bir konutta oturmuyorsan yıllık 150 pound sana geri verdi hükümet bu belediye vergisinden. Belediyeler otomatik hesabıma aktarmış mesela 150 pound. Sen hiçbir şey yapmana gerek yok. Dolayısıyla böyle bu tarz bir sürü hamle var. Devlet seni koruyor, gözetiyor. Ve sen biliyorsun ki arkan kollanıyor sürekli. Bunların hiçbirisi yok Türkiye'de. Türkiye'deki devlet bir şekilde her şekilde seni zararla çıkartıyor. Ne yaparsan yap bir şekilde seni öpüyor ve bir bakmışsın paran uçmuş gitmiş yani. Ya benzinden kaybediyorsun ya ithal aldığın bir şeyden, telefonundan, KDV'nden, her yerden
bir şekilde sen soyulan oluyorsun. Her şekilde soyulan oluyorsun. Ve devlet seni her şekilde öpüyor, soyuyor yani. Çok acı ama gerçek bu yani. Bırak destek olmayı, sürekli sen tırnağınla uğraş uğraş uğraş, bir hani böyle gene kaybediyorsun, gene kaybediyorsun, gene kaybediyorsun yani. Evet. Arkanı dönebileceğin, güvenebileceğin bir sistem yok, tam tersine yani. Kazığı yemeye her an kazığı sen yiyeceksin yani. Evet. Dolayısıyla böyle hani bütüncül çözüm üretilmesi gerekiyor. Evet, ama bunu yapacak bir ne vizyon var Türkiye'de, ne öyle bir hükümet var, ne öyle bir kurumlarımız zaten çatırdamış durumda. Ne kurumsal kalite var, ne süreklilik var. Hiçbir şeyimiz yok yani. Tamamen her göstergede tamamen geriye gidiyoruz ya. Yani öyle bir şey olabilir mi? Her açıdan korkunç bir şeye doğru savrulduk yani. Hiçbir şeyimiz düzgün çalışmıyor ki, ne bu düzgün çalışsın ya. Dolayısıyla burada yani belediye de kendi bakış açısından pansuman yapmaya çalışıyor. Kendi aklınca. Yani evet, popülist mi? Popülist. O için mi? Evet, o için. Belli yani bunlar. Evet. Ama yani sonuçta böyle vatandaşın da hoşuna gidebilecek, işte dar gelirli vatandaş için de bir umut kapısı olabilecek böyle bir pansuman tedbir yani. Hani o kadar büyük çarpıklıklar arasında ben bunu böyle açıkçası çok böyle çarpık bir şey olarak da görmüyorum yani. Böyle bir şeye ihtiyaç varsa bir, en azından bir pansuman yapmaya çalışıyorlar yani. Neyimiz ya. Düzgün yani bizim de. Bu, yani eleştirirsin de yani. Neyimiz düzgün de bu düzgün olacak. Yani bu gene güzel bir şey bence yani. Yani buluşabildik mi ortada? Ateş attın. Hani yine. Evet, günü kurtarma şeyi ama keşke politika üretilse gerçekten hani. Zor yani gerçekten. Yani pazar, ben bugün pazara çıktım. Yanına her şey pahalı yani. Hani ki yazın hani üretim evet. Bilmiyorum hani çiftçi de bir yandan kan ağlıyor diyorlar. Hani bazen çiftçi zaten denk geliyorum. Çok zor durumda. Hayvancılar bitirmiş durumda. İşte kontağı bile açamıyor insanlar. Mazottan, şundan, bundan, benzin uçmuş. Evet. Yani hakikaten herkes, kime sorsan, evet, buraya evet. kadar gelmiş ya. Taksiye biniyorsun. Taksici diyor ki mahvolduk. Öldük bittik yani. İşte kime sorsan, memura sorsan ayrı dert yanıyor. Doktorlar zaten kaçmak istiyor. Mühendisler yurt dışına çıkmak için her tür imkan. Öğrenci millete desen perişan vaziyette. Barınmadan tut bilmem neye kadar. Geleceğe ümidini kaybetmiş. Yani kime şey yapsan bir tek işte bu Corby Water var. AK Parti Water. Onlar paralel evrende yaşıyorlar. Ya da böyle inanmak istedikleri Pollyanna pembe bir tablonun içerisinde böyle kendilerine paralel gerçeklik oluşturmuşlar. O telefoncu dayılar mayılar onlar da yani. Böyle bir kitle var %28'lik. O kitle erimiyor. Kemik kitle yani. Bir şekilde o böyle hodl diyor ya Bitcoin'ciler sonuna kadar. Hani bizim halimiz yani. Mesela sürekli Ethereum eriyor, tamam mı? Bitcoin eriyor. Bütün sermayeyi kediye yükledik. Gün be gün eriyor, tamam mı? Hodl diyoruz hala sonuna kadar. İşte bu yani bu psikolojide evet. Escalation of commitment deniyor buna. Yani kaybettiğin halde mesela kumarcılarda bu çok görülür. Ya evet. Bir sonrakine iyi olacak. Ulan battım. Çıkarttık o masada. Öyle olmuyor ama yani. Kaybettikçe ulan bir umut ya. Bu sefer farklı olacak. Bir çıkış yolu yakalayacağız. Elbet güzel olacak hani böyle. Güneşli günler bizi bekliyor. Dur tünelden çıkacağız. Ne çıkacaksın tünel? Oo ışığı gördük. Pamuk. Işığı falan gördün yok. Gebereceksin ya. Yani gerçeklere ne kadar böyle acı toslarsan ve gerçekleri ne kadar bütün acılığıyla tadarsan o kadar hayal kırıklığına uğramamış oluyorsun. Hayal kırıklığına bir an önce o acı ilacı yutacaksın ki beklentilerin yüksek olmasın yani. Evet. Her şeyi kaybetmeye göze aldıysan, zaten kaybettim diyorsan o zaman hayal kırıklığına olmayacak en azından. En azından hiç kimseye güvenmediğin zaman hiçbir beklentin yok, tamam mı senin? O zaman işte gerçek güçlü sen oluyorsun yani. Zaten kimseye güvenmiyorsun. Evet. Yani bu
mesela bazı insanlarda ben derdim ki gençken ya ne kadar karamsar. Hiç kimseye güvenmiyor şu çocuk. Şimdi bakıyorum çok haklıymış ya. O kişiler hiç kimseye, hiçbir kuruma güvenmeyen, hiçbir şeye ait olmayan, bağımsız düşünen, kritik, her şeyi eleştiren tipler vardır ya böyle. Karşı karşı Ahmet Karşı gibi. Yani böyle zehir zıkkımdır şeyi, dilimini. Her şeyi eleştirir. Ama ya bu insanlara ben saygı duyuyorum artık. Üretiyor. Kendi kendini, gemisini kurtarmış. Girişimci gibi düşünüyor. İşte kendi yolunu bulmuş. Değer üretiyor hakikaten. Mesela böyle insanlar var hakikaten. Girişimci olmuş. Sanatçı olduysa bağımsız çok güzel sanat yapıyor. İşte ya. Girişimci olduysa şirketini çok iyi küresel lige taşıyor. Hiç şeye bakmıyor yani. Hani onun bunun ne dediğine bakmıyor. İşine odaklanıyor. İşini en iyi şekilde yapıyor. Kimseye de eyvallahı yok. Böyle bir sürü insan tanıyorum ben. Binlerce dolar kazanıyor. Ne bileyim alanında dünya çapında isim olmuş. Paraya para demiyor. Ama mesela inanılmaz da şüpheci yani. Kimseye de güvenmiyor mesela. Böyle tipler çoktur yani. Bu insanlara ben artık giderek daha fazla saygı duymaya başladım. Hele böyle hani sürekli sen bütün kimliğini aidiyetten alan bir toplumdaysan. Mesela bütün kimliğin senin mesela Fenerbahçeli olmak. Bütün kimliğin bilmem ne cemaatinden olmak. Bütün kimliğin bilmem ne partisine üye olmak. Bütün kimliğini buraya indirgediğin anda sen birey olamıyorsun zaten. Birey olamadığın zaman da hiçbir şey olamıyorsun yani. Kendini de gerçekleştiremiyorsun. Hayallerini de gerçekleştiremiyorsun. Sürekli o paryalar, prangalar altında, zincirler altında eziliyorsun yani aslında. Çünkü özgürlüğünü kaybediyorsun. Hayatta kaybedilecek en korkunç şey bence özgürlüğün yani. Namus gibi bir şey bu özgürlük ya. Şey, bağımsız düşünme, eleştirel düşünme de özgürlüğün parçası bence. Bunu kaybettiğin an bütün namusun gidiyor. Ben öyle düşünüyorum. Namusun gidiyor yani. Her şeyi kaybediyorsun o zaman. No. Çünkü bağımsız düşünme, eleştirme yetin gidiyor elinden. Bence bu Türkiye'deki işte cemaatlerin, tarikatların, bilmem nelerin, partilerin en büyük sorunlarından biri de bu ideolojilerin. Hepsi birer şey gibi, tarikat gibi düşünüyor aslında. Ama o ideolojiler o yüzden var. Hani seküler kesim de öyle yani. Solcu fraklara bak, hiçbiri birbiriyle anlaşamıyor. Aynı yani. Onlar da tarikat gibi aslında. Kimsenin birbirine tahammülü kalmamış. Herkes en doğrusunu biliyor. Böyle bir ortamda hiçbir şey yapamazsın ki zaten. Kimse kimseye zaten güvenmiyor. Yani. Şey olmayınca bağımsız, eleştirel, soğukkanlı, objektif düşünme yetisi olmayınca bağımsızlık. Hiçbir şey kalmıyor o zaman geriye. No. Her şey subjektif oluyor. Her şey senden misin, benden misin, bizden misin, karşı cepheden misin? Her şey buna benim adamcılık, bizimkiler. Buna dönüyor her şey yani. O zaman da çok çirkin bir hale oluyor herkes, her şey. Ya bir Türkiye olarak biz düze çıkacaksak, ya herkesin içinde olduğu farklılıkları zenginliğe dönüştüren bir potaya çevirmeden bunu yapamayız. Hala anlamadık yani biz bunu. Sürekli birilerini baskılama, sürekli böyle ötekileştirme. Hep böyle gidiyoruz yani. Sürekli gücü eline geçiren öbürlerini essin dursun yani böyle. Hiç o zaman da ne güven ortamı oluyor, ne özgürlük oluyor. Kimse kendini güvende hissetmiyor. Herkes şey, diken üstünde Türkiye'de. En fazla diken üstünde olanlar da bu AK Partililer. Yani en güvensiz olan da onlar yani. Şu anda ne yazık ki şey hani hepimiz ne yazık ki korkunç bir şeye düştük yani travmanın içindeyiz. Bence Türk toplumu dev bir travma yaşıyor bütün kesimleriyle yani. Böyle kabus olur da uyanamazsın ya. Şu anda bütün toplum olarak korkunç bir kabusun içindeyiz yani. Üzerimize gelmiş oturmuş bir kabus. Böyle bir türlü uyanamıyoruz ya. Yani böyle hissedersin ya onu. Ulan uyanmam lazım ya dersin. Hı hı. En korkunç kabusun dibindesindir yani. Bir türlü de uyanamazsın yani. Ne deniyor? Karabastı mı deniyor? Ne deniyor? Karabasan. Karabasan. Karabasanın ortasındayız ya. Neyse konuyu çok dağıttım. Ama bu karabasandan nasıl kurtulacağız yani? Acı reçete ne burada?
Yani özgür düşüneceksin ya. Eleştirel düşüneceksin. Kimselere güvenmeyeceksin. Ben öyle düşünüyorum. Şeye, devlettir, kurumdur, partidir, şudur budur. Bunları aşacaksın yani. Senin gibi olmayanı anlamaya çalışacaksın. Empati kuracaksın. Bu vatan hepimizin diyeceksin. Bu ülke hepimizin. Çoğulculuğumuzla güzeliz biz diyeceksin. Yani sen Kürtlerin de iyileştiği bir senaryo olmadan ileriye gidemezsin. Artık mesela işte LGBT'lerin de içinde olduğu bir senaryo olmadan onların da mutlu olduğu bir ülke, huzurlu bir ülke olamazsın o zaman yani. Aynı şekilde bütün CHP'lisi, AKP'lisi kimse yani. Hani bütün siyasi görüşler, bütün kendisini nereye hisseden kim varsa yani. Bütün herkesi kapsayan ve farklılıkları zenginliğe dönüştüren bir formül üzerinde toplumsal ortak paydada buluşamadıkça biz hiçbir sorunu çözemiyoruz yani. Çözemeyiz de ben. Bunu yapabilen toplumlar, Rönesans'ı geçmiş, bilmem neyi geçmiş, değil mi? Bunu yapabilmiş olanlar, bedelini ödemiş olanlar, demokrasinin kıymetini hakikaten biliyor o zaman. Biz bir bedel ödememişiz ki demokrasi için. Bize tepside sunulmuş bu. Atatürk vermiş demokrasiyi tepside. Kıymetini bilmiyoruz ki biz yani. Evet. Mesela kadın hakları en erken verilen ülkelerden biriyiz yeryüzünde. Kıymetini bildik mi? Kadınların hakkı nerede şimdi? Daha da geriye gittik yani. Kıymetini bilmeyince, mücadelesini vermeyince hiçbir şeyin kıymeti bulunmuyor yani. Evet. Bu her şey için böyle. Yani acı bedelini ödemiş olsaydık biz bu şeyleri, meseleleri. Ha, o zaman duyarlı olurduk yani. Bedel ödemeden duyarlı olamıyorsun. Yani. Bu her şeyde böyle. Evet. Doğru. Neyse, ödenecek çok bedelimiz var hala. Ne yazık ki. Bir türlü düze burnumuz çamurdan çıkamıyor bir türlü. İşte yani bu bilinç seviyesine de ulaşmadan biz gene de çıkamayacağız düze yani. Nereden nereye geldik ama yani. Böyle. Eskiden daha ümitliydim ama şimdi hakikaten hani böyle bir şeyi olumlu anlamda değiştiğini görmek çok zor herhalde, bilmiyorum. Çok zor. Bu ülkede, bu topraklarda herhalde, bilmiyorum da çok zor. Çok zor. Ne yazık ki. Ya da ümitlenmek lazım ama. Evet. Yani şey öyle bir lazım belki hani böyle çok ne derler ona, kaptırıp da gitmemek lazım. Çünkü şey hayal kırıklığına da uğramamak açısından. Çünkü evet. Ya bu sanki biraz kaderi yani bu toprakların. Maalesef böyle hani ileriye doğru bir hamle yapamıyor yani çok uzun yıllardır. Yani işte ama bu öğrenilmiş çaresizliğe yol açıyor bu sefer. Bu Karabasan dediğimiz de o yani. Hani ulan bizden adam olmaz. Böyle mesela bizden hepimiz içinde var bu, değil mi? Her Türk'ün içerisinde. Mesela bu bir de bir Türk dünyaya bedeldirle bizden adam olmaz arasında gidip geliyoruz. Aramız yok. Arası yok yani. Hani bir şey dengesi olur insanın. Orta budala bir hani objektif, soğukkanlı bakabilme hadiselere bu da yok bizde yani. Yok. Ya bir Türk dünyaya bedelse çöz bu meseleleri. Yok. Ecdadımız öyleydi ama. Ecdadından sana ne ya? Sen şu anda nasıl kurtaracaktın meseleyi? Buna bak yani. Ecdadınla artık övünmeyi bırak. 500 sene önce 1453 ile övünmeyi bırak artık yani. Kaç yüz sene geçmiş. Bırak artık Fatih Sultan Mehmet ile övünmeyi yani. Ki o kaç dil biliyordu. Bütün dünya literatürüne, edebiyatına, teknolojisine, inovasyonuna hakim de mucitti. Kaç tane şeyi bugün olsa kaç tane patenti bilmem nesi olurdu yani. Sen evet. Bunların hiçbiri yok. Yani. Yaptı diyor övün dur. Ondan sonra. Görüntülerle. Ecdadımız, şanlı ecdadımız. Bırak şanlı ecdadını. Ecdadın görse yüzüne tükürecek senin yani. Hiçbir şey üretmemişsin. Dünyaya faydan yok. Ülkene faydan yok. Doğru. Yani. Ay içim karardı. Biz nereden nereye geldik? Ama bizden adam olmaz mı? Diyeceğiz yani. Böyle değil ama işte. Yani adam olur ya. Yani bak bedelini ödersen diyorsun. Ödersen duyarlı olarak acısını çekersen yani bir bakıyorsun hiç olmadığın şekilde böyle beklemediğin şeyler çıkıyor yani. Hani bu herkes için geçerli.
insan dediğin şey sürprizlere gebe. Türkiye de sürprizlere gebe bir ülke ya. Yani bu kadar hafif almayalım yani. Bak inanılmaz bütün projeksiyonlarda Türkiye gelecekte dünyanın en önemli ekonomilerinden biri olacak diyor yani mesela. Uzun vadede. Yani biz yerimizi alacağız ya. Yani güzel günler gelecek bence yani. Hani bu bazı şeyleri öğreniyoruz artık gibi geliyor bana. Yeni nesiller artık bazı şeylerin daha çok bilincinde. Yani mesela ben TikTok'a girdim ama Türk-Kürt gençlerini ortak Kürtçe şarkıda eğlenirken, halay çekerken falan görüyorum. Bu bana gelecek adına ümit veren bir şey yani. İşte ya da açık giyinen başörtülü çok güzel beraber TikTok çekip koyuyorlar mesela. Çok güzel şeyler bunlar yani. Hani artık belli bir bilincin şeyin o farklılıkları ortak paydada eritmenin biraz daha gelişmeye başladığını düşünüyorum ben yani. Bu olunca özgürlük de olur, güven de olur. Çoğulculuğun olduğu bir yerde inovasyon da çıkar, icat da çıkar. Her şey teknoloji de olur, her şey olur. Çünkü en iyi yetenek, ben yeteneğimi kullandığımda karşılığını alabileceğim, liyakatımı kullandığım zaman karşılığını alırım diyorsa o zaman her şeyin önü açılıyor. Ama bunu demiyorsa ben ne yaparsam yapayım bu toplumda bana ekmek yok. Ben ne yaparsam yapayım hayal kırıklığı önüm. İşte bunu diyor milyonlarca insan Türkiye'de şu an. Sorun bu. İnsanların hayalleri çalındı. İnsanların geleceğe dair umutları çalındı. Bu olabilecek en kötü şey. Bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şey. Hele gençlerde yani. O kadar karamsar, ümitsiz ki gençlerimiz. O kadar böyle bezgin, bekir gibi ki gençlerimiz. Bu yaşlarında yani. O işte çok ürkütüyor insanı. Yani çok üzüyor. Yani bu işsizlik olmuş, %50'ye yaklaşmış gençlerde. Bir çıkış yolu göremiyor gençler. Ki çok haklılar. Yani hiçbir şeyin iyiye gittiği yok yani. Diye bakıyorlar, ben ne yapacağım diyor yani. Bir gelecek adına ümit var olabilecek, ümit adına yapacak bir şey, tutunacak bir dalları yok yani. İşte bu çok acı yani. Ülkedeki gençlerin %75'i yurt dışına çıkmak istiyor. İlk fırsatta. İlk şeyde hemen yurt dışına çıkma imkanım olsa hemen çıkarım diyen %75'ten fazla. Evet, evet. Bu çok acı işte. Doğru. Ve yani hani çok açık net söyleyeyim, ben mesela yurt dışında olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Çok acı bir şey bu Türkiye için. Ben mesela Türkiye'ye hep dönmeyi hayal ettim senelerce yani. Döneyim ülkeme, Boğaziçi'nde hoca olacaktım mesela, hayalim oydu yani. Çok severek de yapacaktım falan. Şimdi artık hayal, öyle bir hayalim kalmadı yani. Boğaziçi'nde hoca olup ne yapacağım yani? Ne yapacağım? Boğaziçi ilk bine bile giremiyor artık. Sürekli rektör kavgası bilmem ne. Sürekli her gün bir mücadele, çamur içinde debeleniyor her şey, her kurum yani. Niye döneyim ben öyle bir ortam? Sürekli gerileyen kurumlar yani. İlk binde kurumumuz neredeyse kalmayacak böyle giderse yani. Yani o kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız ki. Arkadaşlar ne yazık ki böyle bir kötümser, bir çok bana kötümser bir şey oldu ettin. Ama. Ütücü sen oldun valla. Ne oldu? Bana itiraz ettin işte, yok o kadar da ümitsizlik olmasın falan diye. Daha kötü, daha kötü. Arkadaş. Ama bak, ümidin olması için önce bir sille yediğini tam, mesela bir nasıl diyeyim, tam çökeceksin ki böyle kapkaranlık olacaksın ki önce. Kapkaranlık olmadan, yüzleşmeden çıkışı bulamazsın yani. Yani önce battığını kabul etmen lazım. Mesela sorun şu, battığını kabul etmediğin zaman Pollyanna gözlükler en kötüsü yani. Pollyanna gözlükle her şey çok güzel, her şey çok güzel. Ya o en kötüsü o. Bu şey gibi, yaprak dökümündeki Hayriye Hanım gibi, aman ağzımızın tadı bozulmasın. Olan evi yıkılıyor, hala kadın ağzımızın, hala durumu kurtarma derdinde yani. Hala böyle ufacık gayretiyle böyle kontrol etmeye çalışıyor, durumu kurtarmaya çalışıyor. Halbuki çökmüş, bitmiş, yok olmuş her şey yani.
Orada biz battık demeyi bilmeli insan yani. Yüzleşmeli o acı gerçekle. O yüzleşmeyi yaşayacaksın. Acı şeyi, zokayı yutacaksın önce. Onu yutmadan bir çözüm olmuyor yani. Onun için bu kadar kötümseriz yani. Bunları kabul etmeden bunları paralel evrende yaşayan bu %28'lik kitle var yani. Bu kitleyle nasıl iletişime kuracağız biz? Neyse yani hani. Paralel evrende yaşıyor yani bu insanlar. Ortak bir zeminde buluşup hakikaten, çünkü onların memleketi bizim memleketimiz, hepimiz aynı memleketin çocuklarıyız. Kin gütmemeliyiz birbirimize. Hakikaten birbirimizi anlamaya çalışmalıyız yani. Bu problem beraber hepimizin problemi. Nasıl çözeceğiz bunu? Ya başa kim gelirse gelsin, batsın, yerin dibine bassın. Bütün partiler hiç önemli değil, o parti bu parti. Yani. Ama biz memleketimizi yeniden nasıl ayağa kaldıracağız? Nece olursan ol, önemli değil yani. Kim gelirse gelsin, hiçbirisine güvenmiyorum ben bu siyasilerden. Hepsi birbirinden kötüler. Yani mesele o değil ki. Mesele biz ülkemizi yeniden nasıl böyle el ele verip ayağa kaldıracağız tekrar. Yani bu fakirliğe nasıl çözüm bulacağız? Ekonomik krize nasıl çözüm bulacağız? Yani önce ilk şartı bunu battık diyebilmek. Yani biz hala battık diyemedik yani. Hala böyle Titanic'te müzik çalıyor. Hala müzikler çalmaya devam ediyor. Aç sabahı A Haberi falan, müzik susmasın diye. Yani sürekli müzik çalıyor yani. Müzik çaldıkça Titanic'in battığının farkında olmuyorsun o zaman yani. Bu daha büyük karabasan işte. Öyle bir karabasanın ortasındayız ya. Yani bu siyasi mesele de değil hakikaten. Ben siyaset yapıyorum diye rahatsızım da bir taraftan, ama siyaset yapmak istemiyorum. Bu memleket ortak derdi yani. Ve burada önemli değil hangi partili oldun. Hakikaten önemli değil yani. Aynı gemideyiz sonuçta. Titanic batıyor, hepimiz batıyoruz yani. Bütün göstergeler geriye gidiyor. Bütün göstergelerde gün geçtikçe daha çok batıyoruz ya. Bunu görmeden biz düze çıkamayız yani. Bu kadar basit söyledim ya. Neyse. Ama çok konuştum. Bu kadar konuşmamam gerekiyordu. Özür dilerim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.